TV8.5 ekranlarından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Milli maçın ardından karşınızdayız. Evren Turhan ve Ergin Aslan'la birlikte sizlerleyiz. Milli takımımız Euro 2024 macerasına çok çok önemli bir 3 puanla Ermenistan deplasmanında Erivan'da aldığımız 3 puanla başladı. Gerçekten de çok önemli bir galibiyet. İlk 2'de yer alıp Euro 2024 biletini almak istiyoruz. Almanya'da olmak istiyoruz. Grubumuzda ilk 2 için yarışacağımız doğrudan 2 takım Hırvatistan ve Galler yine bugün karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde bu deplasmandan kayıpsız dönmek çok kıymetliydi. Kolay olmadı elbette. Pek kolay olacağını da düşünmüyorduk doğrusu. Ama nihayetinde yenik duruma düştüğümüz maçtan 3 puanı almayı başardık. 10. dakikada Ozan Kabak topu kendi ağlarımıza gönderdi. 1-0 öne geçti Ermenistan. 34'te Orkun Kökçü yerden düzgün bir vuruşla çok klas bir gol atarak tam bir Orkun golü skoru dengeledi. İkinci yarıda değişikliklerimiz vardı. Kerem Aktürkoğlu oyuna giren isimlerden birisiydi. Enes Ünal'ın kazanılan serbest vuruşu çok akıllıca hemen kullanmasıyla karşı karşıya kaldı kaleciyle ve yerden soluna doğru düzgün bir vuruş yaptı Ermenistan kalecisi Beglaryan'ın ve skoru 2-1'e getirdi. Böylelikle milli takımı son bölümde biraz baskı yesek de Ermenistan deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı. Evren Turan, Ergin Aslan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu maçlar çok önemli. Ben bunu 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinden de hatırlıyorum. İşte Moldova, Arnavutluk deplasmanları. Biz çünkü milli takım olarak favori ülkelere karşı zaten belirli bir motivasyonla iyi oynuyoruz ama bu tarz maçlarda olası kayıpları hep yaşarız biz. Bu tarz maçlarda bir türlü istediğimiz istikrarı elde edemeyiz. Mesela 2020 elemelerinde o istikrarı yakalamıştık. Çok rahat gitmiştik. O bileti çok rahat almıştık. Burada da çok iyi başladık. Ben Ermenistan deplasmanında alan 3 puanı hem tarihimiz açısından hem de fikstür açısından çok kıymetli buluyorum. Evren Turan, nasıl başlarsınız? Tabii öncelikle milli takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet. Tamam, belki bizim kalitemizde bir takım değil kadro yapısına baktığında. Ama senin de dediğin gibi böyle maçlar zor oluyor. Milli maç düzeyinde oynadığın zaman konsantrasyon çok önemli. Bir de doğru kadro, doğru başlangıç da çok önemli. Yani biz tek tek hepsini saymayayım oyuncularımızın. Ermenistan takımına karşı çok üstün bir takımız. Ama dediğim gibi hem Ermenistan'ı bir şekilde yenmemiz gerekiyor. Turnuva maçlarında, özellikle grup maçlarında ilk maçlar çok önemlidir. Oraya iyi başlamak çok önemlidir. Ama biz maça iyi başlamadık. Çünkü doğru bir kadroyla çıkmadık. Hemen yani kadroyu rica edelim sevgili arkadaşlarımızdan. Doğru kadroyla başlamadık diyor Evren Turan. Evren Turan, kadro ekranlarda. Şimdi evet. Üçlü savunma Mert, Çağlar Merih, Ozan, Ferdi Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Onur Bulut, Cenk, Cengiz ve en önde Enes. Dizilişimiz bu şekilde maç başında. Evet, yani başlangıçta üçlüyü tercih etti Kuntz ama bence çok gereksizdi. Yani neden? Bir Hırvatistan'la oynarsın, İspanya'yla oynarsın, Hollanda'yla oynarsın. Üçlü savunmayı tercih edebilirsin. Yani üç tane stoperle Ermenistan'a karşı beklemek, tamam hücum oyunu da var bunun içerisinde ama biz maçın ilk 15-20 dakikası ve hatta 30 dakikası baktığında oyunda rakibe verdik oyunu. Hem rakip çok agresif hem çok sert oynadı. Yani orada bir başlangıç çok kötüydü. Ve zaten golü de yedik. Yani onun da geleceği belliydi. Burada üçlü başlamak büyük bir hataydı. Kuntz burada bu hatasını Allah'tan devre arası değişikliklerle düzeltti. Salih Özcan 11'de bekliyorduk hepimiz. Yani Dortmund'da bu sene müthiş oynuyor. Dortmund Bundesliga'da lider bir takım. Onu tercih etmedi. Orta sahaya bir bölüm kaybettik maçın başlarında. Cengiz orada tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı ama ön tarafta özellikle Cenk'le Enes Ünal başlangıcı, yani iki santrafor. Tamam, Cenk milli takım Beşiktaş'ta sol tarafta başlıyor ama yani milli takım düzeyinde bence orada ikisinden birini tercih etmeliydi. Yani Kerem tercihini niye yapmadı bilmiyorum. Ama sonuçta futbol 90 dakika, hamle oyunu da düşünmüş olabilir ama karşıdaki rakip yarın bir gün Hırvatistan'a karşı bu yanlış dizilişte çıkarsa ilk başlangıçta bir daha maçı çeviremeyebilirsin. Şimdi burada bence Ferdi ve Onur'dan hücumda ekstra çoğalma beklentisi vardı bu sistemde. Ferdi'nin çok formda olduğunu biliyoruz. Onur yine ligin sıcak isimlerinden birisi. Hücuma bol bol destek verir. Cenk Tosun'u da ikinci bir forvet gibi Enes'in yanına sokup o destekler devamında gol noktasında bence çoğalmayı hedefledik ama bunun dönüşünde aslında biz o riski tolere edemedik. Sevgili Ergin Aslan'la maçı izlerken Portekiz maçına bir referansta bulunmuştu. Şimdi o yorumu yaparsın yine. Portekiz maçında yine Stefan Kuntz'un
Berkan'ın sol ortanın solunda oynadığı üçlü savunmayla çıktığımız ve Portekiz'in yakaladığı fırsatları anımsatan tehlikeler yaşadık. Yani bu sistemde biz hücumda biraz daha rahat gol pozisyonu bulalım, daha rahat çoğalalım isterken savunmada çok zaaf verdik. Ve aksine hücumda da istediğimiz pozisyonları üretemiyoruz. Yani tebrik edelim, çok önemli, psikolojik açıdan da çok önemli bir maç bu. Yani tabii, iki yönü var. Olsun. Bir maddi bir manevi yönü var Ermenistan maçının. O açıdan kazanmak önemliydi. Biz genelde derede boğulmayı tercih ederiz. Okyanusları iyi tabii geçiyoruz da az evet önce senin bahsettiğin yani gibi. Ne örnekler var. Evet. Almanya'yı yenip tabii. Finlandiya'yı kaybettiğimizi aynen hatırlarım. Öyle. Hollanda'yı yenip Belçika'yı evet evimizde kaybettiğimizi Letonya'yı hatırlarım. Letonya'yı hiç saymayalım zaten. Letonya'ya verdiğimiz puanlar belası yüzünden neler geldi başımıza. O yüzden hani benim gözüm Galler'de, grupta Galler'de. Yani ben Ermenistan maçlarını eğer Avrupa Şampiyonası'na giderken hesap kitap edeceksem iş çoktan zaten biz kaybetmişiz demektir. Ben bunları hesap etmiyorum. Benim gözüm Galler'de. Hani Hırvatistan keşke biz grup lideri olsak ama ilk ikiyi kovalıyoruz. Bir şekilde grubun favorisi Hırvatistan, rakibimiz direkt rakibimiz de Galler. Ben Evren abiye şöyle katılıyorum. Başlangıç 11 ile ilgili. Şimdi hoca ikinci kez üçlü deniyor. Bir tanesini Portekiz'de denedi. Portekiz maçında playoff ki biz hiç hayatta yani son ben 5-10 yıldır hatırlamıyorum üçlü oynadığımızı. Bunu üçlü oynamak gibi bir format varsa hocanın kafasında ki var gibi görünüyor. Keşke bunu Uluslar Ligi gibi hafif bir ligde o takımın da adapte olabileceği serüvenleri öyle geçirse. Yani böyle kritik maçlarda kullanmasını da riskli buluyorum. Bak maçı izlerken aklıma şey geldi. Dedim ki Evren Turan'a, Evren Hoca'ya şeyi de sorarım programda. Orkun ve Hakan Portekiz maçında da çıktı. Bugün de çıktı. Bugün kadronun Evren Turan'ı kim mesela? Yok orta sahada yani o... Salih Özcan'dı. Adam bu sene 30 maça çıktı Dortmund'da. Münih'in önündeler, liderler. Tamam. Müthiş bir sezon geçiriyor. Şimdi kulübede oturuyor. Bu işin zafiyetine çok benzettim Portekiz maçına. İlk yediğimiz golü hatırlayın. Hakan'ın orta sahada o yumuşak geçişle Hakan'la Orkun'un arasından geçen kaptırılan bir top. Ve 3 kere yakaladılar. Birinde kendi kalemize gol attık. Dolayısıyla evet bu tarafta Ferdi, bu tarafta Onur'la çıkarken iki de kreatif orta sahayla rakibi boğuyor olman lazım. Pozisyona boğuyor olman lazım. Onu da üretemiyoruz. Bakın attığımız iki tane gol. Bir tanesi şut, bireysel yetenek. İkincisi kontra atak. Yani bir organizasyonla böyle üçlü beşli paslarla gittiğimiz bir gol değil. Şansımız şuydu bence. Ermenistan'ın hocası da bizim maça baktığımız manevi yoğunlukla çok net bakmış. Çünkü Türkiye karşısında alınacak birbirlik sonuç kötü bir sonuç değil onlar için. Yedikleri anda golü 9 kişiyle bizim rakip yarı sahadalar. Çünkü o da kazanmak istiyor. Tribünleri çok doldurmuşlar, çok motive olmuşlar. Bu bizim işimize geliyor. Başlangıç açısından çok iyi ama dediğim gibi yani bu kadro, bu kalite, lejyonerlerimiz Avrupa'nın birçok yerinde oynayan oyuncularımızla birlikte bizim çok daha Hırvatistan'la eşit favori olarak grupta oluyor olmamız lazım. Çok daha iyi görsel olarak iyi oyun oynamamız lazım. Yani şu var. Biz caydırıcı oyun oynamamız lazım. Çok güzel söyledi Ergin. Biz kalitemizle kazandık bugün. Yani oyuncu kalitemizle kazandık. Enes'in oradaki uyanıklığı bir anda başlatıp Kerem'e atması. Çabuk oyuncu Kerem. Zaten bu tip maçlarda yani normalde Kerem'le başlayacaktı ama aldığımız bilgiler göre dün öyleydi. Evet. Sonradan bazı şeyler çıktı biliyorsun. Evet, iddialar. Konuşabiliriz onda yani. Yani onunla da işte oruç tuttu. Ondan dolayı hani toplantı saatleri falan. Onu tam bilmiyorum. Bu bir iddia. Ama başlangıç kadrosunda Kerem'in kesinlikle oynaması lazımdı. Yani burada oyun olarak da bizim oyun üstünlüğünü kurmamız lazımdı. Özellikle son bölümde de oyun üstünlüğünü kaybettik. Çünkü karşındaki rakip Hırvatistan değil. Ya yani bunlarda çok daha dikkatli olmak lazım. Biz tamam iyi bir genç bir kadroyuz. İyi oyuncularımız var. Yıldız oyuncularımız var ama takım olma yolunda Kuntz'un bir şeyleri geliştirmesi lazım. Yani tabii ki her maç zordur. Rahat kazanamazsın milli maçlar öyle. Ama burada biz maçı çok daha önce koparmamız lazım. Yani biz daha böyle bir oyunla rakip Hırvatistan maçı zaten böyle olmayacaktır. O maçı çeviremeyebilirsin. Orkun ve Hakan çok sıcak iki isim. Şimdi golü ilk golü Orkun attı. Tam bir Orkun golü. Yani çok net bir şut kabiliyeti var. Karadağ maçında da çok benzerini atmıştı. Zaten bu sezon 8 golü var Feyenoord'da. Her maça damga vuruyor. Şampiyonluğa evet, koşuyorlar. Evet. Avrupa Kupalarında çeyrek finaldeler. Kaptan tam bir maestro. Yani şu anda Hollanda'nın en değerli 3 oyuncusundan biri belki de Orkun Kökçü. Hakan Çalhanoğlu 2 Porto maçında da maçın adamı seçildi. Doğru, doğru. Çok şimdi iyi. İki tane böyle çok sıcak isme sahipken bence biraz onları daha aktive edebilecek, arkalarına bir Salih Özcan'ı yerleştirmek. Çok güzel. Sanki takım bunu istiyor. Neden biliyor musun? Bu formatta ikisi de yan yana pozisyon çakışması yaşıyorlar bence. Arkalarında onları oyuna sokacak bir tane
başlangıç topu alıp onlara iletecek bir opsiyonu arıyor bence. Dinamik bir ismi arıyor milli takım. Çünkü mesela Inter'de bunu Barella yapıyor. Evet, evet. Feyenoord'da bunu Szymański ile Wiffer'le yapıyor Orkun. Yani orada onları aktive edecek ekstra bir isme ihtiyaç var. Sanki Salih, Orkun, Hakan şu anda ideal orta saha gibi gözüküyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Çünkü niye? Stoperlerden top alacak adam lazım bize. Stoperlerden topu alıp oyunu kuracak, oyun başlatacak adam lazım. Şimdi diyeceksin ki Hakan'la Orkun bunu yapacak ama Hakan'la Orkun bunu yaparken şimdi bizim bir tarafta Cengiz çizgi oyuncusu. Öbür tarafta Cenk 10 numaraya evrilmiyor. Beşiktaş'ta mecburiyetten oynanıyor. Hoca da yer açmak için hani bak Kuns Hoca da aynısını yapıyor. Cenk bence sahada olacaksa merkez santrafordur. Şimdi Enes Form'da kabul gol atıyor. Ya çiftli bir model bulacaksın ya Cenk'i oraya çizgiye hapsetmeyeceksin. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Cenk de öbür tarafta oynayan oyuncumuz Cengiz kanatlarda fazla kaldığı zaman bu sefer 6 numarasız oynayan milli takımda Orhun, Orkun ve Hakan'dan bir tanesi top aldığı zaman orada büyük bir koca bir boşluk oluşuyor. Evet. Orada da 3 kere geçiş yaptılar. Abi şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bir ara golcü bolluğundan geçilmiyordu milli takım. Hatırlayalım, çok üst düzey golcülerimiz vardı. Evet. Yani. Çok üst düzey golcülerimiz vardı. 6-7 taneydi bunlar. Şimdi bunun kısırlığını yaşıyoruz. Cenk, Enes arasında gidip geliyoruz. Umut Bozok olur mu dedik, olmadı. Güven Yalçın olur mu dedik, neyse, olmadı. Enes biraz form tuttu. Evet, Güven kazandı ama işte eksiklik var orada. Tabii. Sayısal eksiklik var. Bir ara bizde stoper problemimiz vardı. Şimdi maşallah orada bolluk var. Ama bakın modern futbolda en önemli şey o DM dediğimiz o 6-8 oyuncular ne kadar önemli. Çift yönlü oynayabilen. Şöyle bir kadroya baktım. Salih tamam. İsmail'e biraz 6 numara gibi gözüm çarpıyor. Bakın bizim orada oraya bizim kafa yormamız lazım. Emre Belezoğlu 40 yaşına kadar oynadı. İşte, kafa yormamız lazım. Oyuncu bizim yokluğundan. Oralara böyle bir Tugay Kerimoğlu modeli. Bizim oralara oyuncumuz yok. Bakın ona alt taraflarda, milli takım alt tarafında bu işlerin planlarının yapılması lazım. Orada bir eksiğimiz var. Bir de dediğin noktada sevgili Ergin, Hakan ve Orkun bu sistemde yan yana oynadığı zaman o topu alıp kat edecek oyuncunun daha dinamik olması gerekiyor ki Hakan'la Orkun'u biraz daha rakip kaleye yakın Getson tutalım. Getson gibi bir adam, evet, lazım. Getson Fernandez. Onları biraz daha rakip kaleye yakın topla buluşturursak onlar da zaten oyunu kurma yeteneklerini, şut yeteneklerini çok daha rahat, efektif sergileyebilirler. Geriden top aldıkları zaman o kadar dinamik olmadıkları için biraz uzun topa veya biraz daha alan kat etmelerine mahkum kalıyoruz. Oynama kabiliyetleri ve verebileceklerinin ihtimalleri düşüyor bence. Ya bir de şimdi üçlü oynadığı zaman 3 tane stoperin de ayakları çok iyi olacak. Şimdi bizim orada bir sıkıntımız var. Yani tamam, Meri biraz ayakları çok iyi değil. Tamam, iyi mücadele, yüreğiyle oynuyor. Çağlar yine kullanıyor ama işte Ozan bunların içerisinde biraz daha hani topu daha iyi kullanan oyuncu gibi ama şimdi o zaman orta saha etkinliğini defanstan oyunu kurmak istiyorsun. Üçlüye gerek yok. Senin orta sahanda zaten nasıl mesela bir Modric oturdu artık milli takıma baktığında Modric diyorsun. Şimdi bizde Hakan Çalhanoğlu. Evet. Onun arkası dediğin gibi oranı oturtmamız lazım. Evet, evet. Orkun ve Salih Özcan. Onunla artık biz başladığımız zaman milli takımımızın orta sahası bu dememiz lazım. Yani o kadroda artık konusun bunu belirlemesi lazımdı. Orada bazen değişimler oluyor. O da bütün takımın ritmini bozuyor. Mesela Kerem sağda, Cengiz işte solda, Cengiz sağda. Cengiz de mesela bugün iyi işler yaptı ama Marsilya'daki o temposunu tam göremedim yani oradaki o aktive. Bir de milli takımlarda oynamak ayrı bir şeydir. Yani kulüp takımında çok iyi oynarsın ama milli takıma geldiğin zaman Hakan Çalhanoğlu da bunun çok sıkıntısını yaşadı. Yani o bir türlü oradaki ritmini burada veremedi. Çünkü buradaki oyun planı ayrı, duygular ayrı. Bazen milli takımlarda sadece yetenekli oyuncular değil, duygularınla işte o hırsla, o bayrak sevinciyle de oynayacaksın. Yani maçın başında bunu çok fazla göremedik. Sonradan toparlandılar ve belki sonucu aldılar ama dediğim gibi kaliteyle bunu aldık. Artı Onur Bulut da Mert ilk defa uzun zamandan beri oynadılar. Belki Onur Bulut'un ilk milli maçı mı? İkinci mi? İlk galiba. Yani ilk 11'e çıkışta. Onlar iyi oynadılar. Mesela Mert de yine çok iyi 2-3 tane kurtarış yaptı. Çok tecrübeli. Ama dediğim gibi bizim daha çok pozisyon üretip maçı çok daha önce koparmamız gerekiyordu. Hazırlık maçı var bir tane. Var ama kazanmak tabii ki çok önemli. Başlangıç çok önemli. Ama Hırvatistan maçı bu oyun olmaz. Bence çok daha tempolu, çok daha iyi oynamamız lazım. Yani Hırvatistan'ı yenmemiz için onlardan daha fazla koşmamız lazım. Ve son vuruşlarda özellikle çok daha dikkat etmemiz lazım. Evren Turan, tabii şimdi Hırvatistan maçı en yakın hedef. O yüzden sen sıklıkla Hırvatistan maçına dikkat çekiyorsun. Bursa'da oynayacağız. İyi bir tribün atmosferi ve motive olmuş bir milli takım bekliyorum ben orada. Büyük resme baktığımız zaman grubumuzu bir kez daha rica edebilirsem arkadaşlarımızdan. Şimdi ilk ikiye girmek önemli. Avrupa Şampiyonası'na katılmak artık eskisine nazaran biraz daha kolay. Letonya, Ermenistan,
baktığımız zaman bizim hata yapma lüksü olmadığımız rakiplerimiz. Ve bu maçlar deplasmanda genelde sıkıntılı geçiyor. Ben biraz işe bu yönde bakıyorum. Ben açıkçası bu başlangıcın kalan hikayede, kalan fikstürde bize özgüven getireceğini düşünüyorum. Çünkü Galler'le de Hırvatistan'la da biz başa baş oynarız. Evet. Ben bu iki maçtan da açıkçası çekinmiyorum. Ben Ermenistan-Letonya maçlarından genelde yara aldığımızı gördüm. Ama artık eskiden hani birinci direkt gidiyordu, ikinci playoff oynuyordu vesaire. Şimdi 24 takım direkt katıldığı evet için yani ilk ikiye kendimizi atma yolunda Letonya-Ermenistan maçlarında hata yapmazsak ben ilk ikide yer alacağımıza inanıyorum. Mesela Fransa maçlarını hatırlayın Euro 2020'de. Tabii, Hollanda, ya. Fransa bunların hepsini Mbappe dün neler yaptı Hollanda'ya. Mbappe, Hasan Ali kaldırımla biz onu paralize ettik Konya'da mesela. Doğru. Ben o yüzden bu maçı çok önemsiyorum. Hırvatistan maçında bambaşka bir milli takım izleyeceğimize inanıyorum ben açıkçası. Yani inşallah dediğin gibi zorluk derecesi yüksek olduğu zaman konsantrasyon da çok farklı. Biz Fransa'ya karşı, Hollanda'ya karşı nasıl bir oyun oynadık? Yani onu bu oynayabilecek bir takım. Bu kadro öyle bir kadro. Ama bu maçı geçmek çok önemli dediğin gibi. Galler bu lig bence bu grubun iyi takımlarından. O maçta zor olur. Ama Letonya ters bir takım. Siz biliyorsun yani. Letonya şey yapmıyorsun. Bir yerden bir çıkıyor. Hep bir Letonya çıkıyor bize sonuçta. ama dediğim gibi kazanmak çok önemli. Ama dediğim gibi oyunu da geliştirmek lazım. Yani orada o umut vaat etmesi lazım. Yani oyuncuların daha konsantre olması lazım. Mesela 3 gün sonra maç var. Kulsun şunu düşünmesi lazım. Yani Cenk ile Enes Ünal. Cenk tecrübeli. Hırvat maçında ben Cenk'le başlarım deyip 11'e orada doğru o tercihini Enes'le kullanabilirsin. Şimdi Enes hafif bir sakatlığı oldu. Bilmiyorum oynar mı oynamaz mı. Hırvat maçında büyük ihtimalle Cenk'le başlayacaktır. Yani orada bir tek santrafor, yanında hızlı oyuncuların, arkadan da Hakan'la beraber iki tane maestro oyuncum var formda. Yani o zaman topun sende kalması çok önemli. Bugün top rakipte de kaldı. Aslında Ermenistan, sen biraz çok güzel bir şey söyledin. Başlangıç çok doğru oyunla başladı. Kendi sahasına çekildi kaptığı toplarla. Daha sonra o duygulara yenik düştü. Yani ben Türkiye'yi yenebilirim. Niye? O şeyi verdin istemeden. Yani bilerek yaptığım bir şey değil. Gideyim kazanayım. Kazanmak istedi yani her türlü. Orada da açıklar verdi. Bu sefer Kerem sahneye çıktı. Şunu da vurgulamak lazım. Kerim'e ayrıca soracağım. Son 4-5 dakikada yediğimiz baskı da normal değil. Değil. Değil çünkü bak bunların hepsi psikolojik. Gelen topa vurma eğilimi. Gelen bak tam bahsettiğimiz şey az önce örneğini verdi ya Gedson Fernandes. Orada böyle bir nefes aldıracak alıp bayrağa kadar inecek adamlar lazım. İşte orada tecrübe devreye giriyor. Evet, mesela kazandığımız topları çok dandum vurduk. İşte o değişikliklerden sonra oyuncu tecrübemiz, yaş tecrübemiz biraz daha aşağı indi. Biraz belki o tecrübe dediğimiz şey önemli. Ama arasında 3 gün 4 gün olan 2 maçta kadroda bu kadar oynamak da risk oluşturabilir. Niye? Şimdi Hırvatistan maçına bu orta sahayla çıkabilir misiniz? Hayır. Yok Salih oynayacaktır büyük ihtimalle. Hatta üçleyeceksiniz orayı yani. Evet. Ki orayı yani oynadığınız zaman arkayı da dörtle oynamak zorundasınız. Yani 4-5-1 formatıyla oynamak zorundasınız. O yüzden bence sanki bu maçı biraz da onun provası gibi görebilirdi hoca. Hırvatistan maçı bu maça göre hem taktik olarak hem motivasyon olarak çok da üzerine 4-5 defa daha koyuyor olmamız lazım. Şunu da vurgulamak lazım. Yani bu maç biraz Ermenistan tarafında özellikle kapalı kutuydu. Yani bu maçların analizi evet teknoloji çok gelişti artık her maçı izleyebiliyoruz ama yani Hırvatistan'a karşı ortaya koyacağınız oyun planıyla Ermenistan deplasmanı ilk maç ortaya koymak istediğiniz oyun planının tutmama ihtimali daha yüksek bence. Yani biraz bu maçı evet taktiksel anlamda değerlendirelim ama başlangıç ve rakip biraz kapalı kutu. Yani Ermenistan deyince de bir adam yanı biliyorum. Ben eskiden Mkhitaryan vardı. Mkhitaryan oynamıyor şimdi. Yani çok fazla size done veren bir milli takım değil. Ama bu bize değil. Hoca için böyle değil Müjdat. Hoca ve ekibi için bunların hepsi satır satır oynadıkları lig maçları, oynadıkları kulüplerde bunların hepsinin analiz ediliyor olması lazım. Benim şeyim şu, Kuns Hoca ile ilgili. Şimdi Adam Asmaca'da oynamayalım ama hani ben Valerian İsmail'i Beşiktaş için ne düşünüyorsam Stefan Kuns'la Türk milli takımı konusunda aynısını düşünüyorum. Yani Türk milli takımının koltuğunu çok dolduramadığını düşünüyorum Kuns'un. Şey şu, hocanın bir tane statik oyun planı olması lazım. Şimdi bizim burada çok riskli maçlarda riskli taktikler deniyor hoca. Şu maç mesela 2-1 aleyhimize bitebilir miydi? Bitebilir. Şimdi yani maçın gidişatına bakın. Beraber bitebilirdi son bölüm. Bizim ağzımızdan çıkacak cümleler ya da Kuns'un kamuoyundaki algısı nereye giderdi? Bir golle. Bakın 2-1'den nereye giderdi? Güven vermeyen teknik şimdi, adam. Mesele bu. Oynadığımız takımda grubun son torbasından çıkan takım. Doğru mu? Ermenistan. Letonya'nın bir üstündeydi bildiğim kadarıyla. O yüzden hani benim anlatmak istediğim şey bu. Şapkadan tavşana gerek yok. Bizim dizilişimiz, kadromuz, kimin nerede oynadığı falan belli. Şeyden beri taktım ben biraz hocaya. Berkan'ı sola attı ya Portekiz maçında üçlü oynadı. Oradan beri gözlemliyorum. Nerede ne yapıyor?
Bence çok gereksiz yerlerde gereksiz hamleler yapıyor. Orta saha dedin ya Evren Turan. Yani şimdi Galler ilk 11'ine bakıyorum Hırvatistan'ın. En güçlü olduğu yer. Luka Modrić gibi bir pres kırıcı ve oyun yönlendirici adam 45 yaşına kadar aynı şekilde oynayacak gibi gözüküyor. Yanında Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic gibi tüm kariyerleri 5 büyük ligin içerisinde neredeyse geçmiş. Artık oyun pratikleri ve dinamizmleri çok ezbere olan iki tane oyuncu ve birbirleriyle oynamaya çok alışık bir üçlü. En etkili oldukları yer orta sahaları. O yüzden sen orta saha vurgusunu yaptığın için hatırlatma gereği duyuyorum. Hırvat maçına bizim en dirençli ve en akılcı orta sahayla çıkmamız gerekiyor. Çünkü, o kontrolü onlar çok kolay alabilir çünkü. Yani orta sahayı kaybettiğin zaman artık günümüz futbolunda maçı da kaybediyorsun. Doğru. Çeviremiyorsun yani. İşte Hırvatistan orta sahasını gördüm. Burada dediğim gibi onlarla o daha fizik olarak mücadele edecek. Artı topun da bizde kalması lazım. Yani bunu sağlamak lazım. Bir de Kuntz tabii ki bizim ülkemizde top oynadı. Karşılıklı da oynadım onunla. Bizim duygularımızı maçlardaki hangi maçın nasıl olacağını milli maçları bilmesi lazım. Ona söylemişlerdir. Biz şimdi Ermenistan maçını ülke olarak her türlü kazanmalıyız. Tabii ki her maçı kazanmalıyız ama bu maçın daha da şeyi var bizim için. Yani orada sen en iyi kadronla en doğru kadroyla çıkman lazım. Yani burada işi şansa bırakmayacaksın. Yani o rahatlık var yani. Ben, tamam milli maça çıkıyoruz evet ama şimdi buradan biz Ermenistan'a kaybetseydik beraber bitseydi ne olacaktı? Ben sana söyleyeyim. Kuntz'un koltuğu sallanırdı. Bu çok kadar ciddiydi yani bu olay. Şimdi kazandı ama yine sen oyun olarak sonuçta kazandığı için haklı. Ama işin teknik durumuna baktığın zaman Hırvatistan'a karşı böyle oynayamazsın. Şimdi yazıyorlar sosyal medyada. Hırvat maçı zaten böyle olmaz. Biz de biliyoruz böyle olmaz da ne gerek vardı burada sen kazan daha özgüvenli. At 3-4 tane rakibin de bir şekilde demorize olsun. Yani saha içerisinde o üstünlüğünü göstermen lazım. Maçın değişiklik istediği çok belliydi. 46'da yaptı gelen hamlelerle de aslında çok çabuk reaksiyon gösterdik. Önce bir Kerem'i konuşmak istiyorum. Sonra da Enes'i sormak istiyorum. Oyuna direkt dinamizm getirdi Kerem Aktürk. Şimdi Kerem, Türk milli takımında şöyle bir şey var. Milli takım oyuncusu diye bir kavram oluştu son yıllarda ki ben buna katılmıyorum. O dönem, o ay, o hafta en iyi formda kimse o hak eder formayı seçer alırsın. Ama mesela son yıllarda milli takım oyuncusu diye bir şey oynadı. Kendi kulübünde oynasa da oynamasa da formda olsa da formsuz olsa da oyuncu geliyor milli takıma. Kriterimiz buysa Kerem direkt her maçın ilk 11 oyuncusudur. Çünkü niye? Son milli maçlarda en çok skor üreten adam. Hani Galatasaray'daki formunu bir kenara bırakıyorum. Milli maçlarda en çok skor üreten adam senin Kerem Aktürkoğlu. İkincisi bu maç için baskı yapılan maçlarda baskı yapılacağını düşündüğümüz maçlarda 11 başlatmayabilirsin. Anlarım bunu. Çünkü Kerem dar alanda oyun çözebilen bir oyuncu olmaktan ziyade geniş alanda oynayan bir oyuncu. Bakın Hırvatistan maçı için tahtaya bir Mert'i yazdım. O da kaleyi çok iyi dolduruyor. Birazdan konuşacaktır. Mert'i sol ön. Şuraya Kerem'i yazdım. Etrafını oluştururum. Niye? Biz Hırvatistan maçında çok fazla geniş alan bulacağız. Orası Cenk'le doldurulursa çok büyük hata olur. Çünkü niye? Cenk topu alıp füleli şekilde 3 kere dürterek çizgiye inen, hızlı inen bir adam değil. Benim Cenk forvet tercihim olur. Evren Hoca'nın söylediği gibi Enes'in yerine direkt forvet olur. Sol önde de net Kerem. Hırvatistan maçında en çok işe yarayacak adamımız yani geniş alanda. Bir de şöyle bir detay olabilir. Hırvatların kanatlarına baktığımızda özellikle sol kanadı Sosa, Borna Sosa ve Perišić üzerinden hücuma çok çıkmaya yatkın bir kombinasyon var orada. Yani Kerem'in sağ kanatta veya Cengiz'in kim oynarsa o bölgede hücum aktivitesi için gerekli alanları, istediği alanları bulabileceği bir oyun yapısına evrilebilir futbol. Çünkü bu oyuncuların normal oyun yapısı bu. Yani Borna Sosa'nın atağa katılmama ihtimali çok düşük. Bundesliga'nın en çok asist yapan isimlerinden birisiydi. Perišić zaten sol kanattan sürekli oyunu force etmeyi seven bir isim. Hırvatistan maçında Cengiz, Kerem ya da kanat değiştirdiklerini o bölgede mesela çok etkili olabilirler. Bir de sağbekle solbekimiz de o maçta önemli. Önde oynayacaklarımız oyuncularla bağlantılı bunlar. Belki bir Eren Elmalı tercihi gelebilir o maçta. Çünkü Ferdi bayıldığım bir oyuncu benim. Onur da çok iyi oynadı bugün kanat bekledi ama oyuncuların bir de savunma yönlerini düşünelim. Tabii ters ayaklı yine. Yani Ferdi'nin gerçi iki yönü de iyi ama bugün o çok Fenerbahçe'deki oyunu gibi çok iyi gözükmedi belki ama yine belli görevlerini yaptı. Ama şu Kerem konusunda mesela tabii ki kulüpçülük yapmayalım. Her takımımızın oyuncuları oynayabilir. Ama şimdi lider takımın bir oyuncusu. Bir tane Galatasaraylı var. Ve sen oyuncuyu oynatmıyorsun. Şimdi bakış açına baktığın zaman ve takımın da en formda oyuncusu. Şimdi bunu oynatmaması ne olabilir? Yani taktik olarak bana bunu açıklayamaz mesela Kuntz. Bence şöyle olabilir Evren. Dün 11'deymiş bu arada özür dilerim. Dün 11'de bugün yok. Hasta değil. Oynayabildi. Yani burada bunları da biraz irdelemek lazım. Yani burada doğru başlangıç
yapmak lazım. Kerem bu takımda her türlü 11'de oynar. Yani zaten, bu takımda zaten kendini kabul etti. Galatasaray'da zaten baktığın zaman takımda yaptığı asistler, goller. Niye başlamıyorsun? Niye bu riske giriyorsun? Biraz önce söyledim, biz bir de Ermenistan'la oynuyoruz ve bunu kazanmalıyız yani. Biz oraya kaybetmeyi kabul edemeyiz yani. Şu an ülkenin durumuyla baktığın zaman da bir gerginlik var. O takımı, o gerginliği başlangıçta göremedim. Gerginlik bazen konsantrasyon getirir, baskı, hırs getirir, evet, sertlik getirir. İlk yarı o yoktu. Keremsiz oyunda bir de Cengiz'in üzerine o kadar yığıldı ki oyun. Ve Ermenistan savunması, Cengiz bilinen bir oyuncu artık. Yani Marsilya'da, üst düzey Roma'da yıllardır Avrupa'da boy gösteren bir isim. Cengiz sağ çizgide topu alır, soluna çeker. Ya orta yapar ya kaleyi bulur. İkisini de çok iyi yapar imkan verirseniz. Ermenistan savunması da hep solunu kapattı. Cengiz'i çizgiye itti. Oyun çok Cengiz'in üzerine yığıldı. Kerem bir girdi, oyun açıldı. Mesela böyle bir etkisi de oldu Kerem. Çok net bir şekilde etkisi oldu. Ben Enes'in de asistini çok önemsiyorum. Onu da konuşmak lazım. Evet. Enes Ünal'ın çizdiği yol da bence kolay kolay Türkiye'de yetişip Avrupa'ya giden oyuncularımıza gördüğümüz bir yol değil. Orada 25 yaşında hala Enes Ünal. Yeri geldi hocası tutmadı, yeri geldi ağır sakatlıklar yaşadı, kadroya giremedi, formsuz dönemleri oldu. 16-17 hafta gol atamadı liginde ama mücadeleyi bırakmadı. Hala 25 yaşında milli takımımıza hala çok şey verecek Enes Ünal. Çok Avrupa'yı bir oyuncu şey olarak, mental olarak bizce çok... Asistinde de bunu belli etti. Tabii tabii. Çünkü mental olarak o kadar soğukkanlı ki şimdi bizim Avrupa'ya gidip tutunamayıp geri dönen çok oyuncumuz oldu. Enes resmen duyguları alınmış gibi çok profesyonel düşünen, profesyonel oynayan bir oyuncu. İkinci, ve sürekli üstüne, ikinci bir örneği yok. Evet. Üstüne koyarak gidiyor sürekli. Ama şimdi golcü özelliği olarak da bence çok ceza sahası golcüsü Enes. Yani bugün tamam boş alanda gördüğü ekstra bir şey yaptı ama mesela şey maçlarında yüklenebileceğimiz daha böyle bu grupta 3 tane maçta 4 tane maçta ben baktığım zaman Enes Cenk çift oynarım. Enes bana her türlü o güveni verir. Ha desen ki şu an çok tatmin ediyor mu herkesi? Ya Enes Türk milli takımının golcüsü Enes. Böyle de bir dezavantajı var Enes'in. Yani kabul edelim ki hala böyle sanki Enes'ten daha iyisini arıyoruz gibi biz ama. Var mı? İşte yok. Yok. İşte o da çok demin az önce onu söyledim. Yani oraların alternatif takımlarımızda kulüp takımında oyuncu var. Halen biz Cenk'le Enes'le devam ediyoruz. Evet ikisi de çok kaliteli ama Ergin de güzel söyledi. Yani Enes de aslında tam takım oyuncusu. Gösterişsiz oynuyor. Getafe'de zaten inanılmaz oynuyor. Ama dediğim gibi milli takımda bir türlü mesela bugün sorsan yine çoğu kimse memnun değil. Evet. Ama bana baktığında ben oynatırım her zaman. Niye orada bir şekilde oyun içerisinde devamlı. O yüreğiyle oynuyor ve yine golde de attırdığı pozisyonda da orada bir zeka var. Yani sana o gösterişi tam vermiyor belki ama elindeki de en iyi oyuncu ve en formda oyuncu şu an. Yani orada birini tercih edeceksin. Şu an başlangıç Enes olabilir bu maç için. Ama şimdi baktığında da son vuruşlarda dediğin gibi bir türlü orada milli takımlarda tam istediğini yapamıyor. Ama Getafe'de atıyor adam bence yani orada atıyor. Enes'in üzerinde şu anda yani sen dedin ya bir dönem milli takımımızda birçok forvet var. Yani Ümit Karan milli takımda şans bulamıyordu. Aykut Kocaman'ın evet, milli takımda Fenerbahçe'de kariyerinin onda biri yoktu. İlhan Mansız. Az buz sonradan girip. Burak Yılmaz bile 27'den sonra milli takım golcüsü oldu. Yani Necati Ateş. ya bir dönem yerel ligde çok etkili olan isimlere sıra gelmiyordu. Şimdi öyle olmadığı için Enes üzerinde bence ısrar etmeliyiz. Çünkü Cenk Tosun da sakatlık problemleri, yaşı ilerledi vesaire derken yani bizim İngiltere'ye gönderdiğimiz Cenk Tosun değil. Ama tabii ki deneyiminden faydalanacağız. Tabii ki çok klas hala. Ama bence Enes Ünal üzerinde ısrar etmekten başka çaremiz yok gibi gözüküyor. Evet yani biraz önce Ergin'in dediğinde hani formda oyuncular milli takıma gelir düzeyine en uygun oyuncu yani. Şu an en formda golcüsü milli takımı. Yani Avrupa'da da atıyor. Ayın oyuncusu seçiliyor. Ama tabii buradaki devamlılığı çok iyi prosedür. Yani o kesin. Çünkü bu kadar takımları değiştirip şu an belki bu sene Avrupa'da iyi bir takıma gidecek. Getafe'den daha bir iyi bir takıma gidebilir. O var. Ama milli takımdaki performansı çok kötü değil ama çok daha iyi olabilir. Yani olabilir. O Getafe'dekini attığı golleri burada da yapabilir. Çünkü burada daha kaliteli oyuncular var yanında. Ama siz de dediniz. Yani Hakan Çalhanoğlu için de konuşuyoruz. Bunu geçmişte Nuri Şahin için de konuştuk futbolcuyken. Oradaki takım kimliği içerisinde bir konfor alanı bulmakla tabii. Kimle milli takımda pat diye hani 3 gün antrenman yapıp yan yana ya da 10 gün antrenman yapıp bulmak kolay olmuyor. Ama tabii milli takımda santrafor oynamak kolay değil ama milli takımda. Yani orası en zirve yer ve herkesin gözü sende. Yani orada işi bitireceksin. Bütün Türkiye seni orada izliyor. O baskıyı da artık kaldırdı. Daha önce çok eleştirdik zaman zaman. Belki çoğu kimse de beğenmiyor ben sana söyleyeyim bizim ülkemizde. Yani Enes'i milli takımdaki performansını beğenmiyor. Ama iyi bakarlarsa
hem oyun içerisinde hem devamlılığına milli takımımız için çok faydalı olacak. Alttan çünkü başka oyuncu gelmiyor. Yani şu an yok, onu zorlayacak bir oyuncu var mı? Maalesef. Cenk'i tekrar çağırdık. Cenk'le beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umut Nayır işte bir çıkış içerisinde. Umut da kaç yaşından sonra nasıl oraya geldi? Yapabilir, evet. Ama bizim daha orada böyle bir sprinter, daha golcü. Ben Bertuğ'dan umutluyum. Bertuğ inşallah gelir. İşte Antalya Spor'a transfer oldu. Doğru. Yerli Haaland diyordu Volkan Hoca ona. Ama tabii bunlara daha zaman var. Şu anda aktif bu macerada. Yani golcü konusunda savunmada bir derinliğimiz var. Orta alanda bir derinliğimiz var. Kalede bir derinliğimiz var. Ama forvette o derinliğe... Şey veriyor orası. Yani biz 20 yıl önce Türkiye çöl olmasın diye bir slogan vardı değil mi? Doğru. Tema çok böyle popülerdi. Ama geldi... Dayandı, biz başaramadık o işi. Yani şu an susuzlukla, kuraklıkla karşı karşıyayız. Şimdi bazı bölgeleri şöyle yanıp sönüyor, alarm veriyor milli takımların. O yüzden bizim şimdiden o alarma göz çevirmemiz lazım. Öz kaynaktaki hocam oralarda çalıştı, biliyor. Hani belki de milli takımın bununla ilgili bir planı vardır, milli takım hocalarının. Oralara biraz yüklenmek lazım. Biz 7 sene sonra ne yapacağız mesela? Mehmet Yılmaz yorumcularımızdan burada defalarca konuştuk. Kaç tane golü var Süper Lig'de? Milli takım, sıra gelmiyordu milli yani. Takımda yer bulamıyordu. Şu anda 25 yaşındaki Mehmet Yılmaz olsa banka oynatırsa. Ama o dönem çok oyuncu vardı. Evet. Çıkıyordu. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyor. Bu dönem öyle değil maalesef. Ya, milli takımlarda, altyapılarda bir değişim oldu. Çoğu da arkadaşım, kardeşim geldiler. Ama bu süreç, şimdi sezon sonu şey var. Haziran'da bir kongre var. Olan, yani orada bir seçim var. Şeyle ilgili, federasyonla ilgili. Oraları getirdiler. Geçici mi oldu? Hamit Altıntop'un işte arkadaşı geldi milli takıma. Onun çok sevdiği biri falan. Burada hani ilişkiler güzel. Orada bu işin içinden gelenler de var ama bana oradan ne çıkacak? Yani ben orada hangi oyuncuları buraya seneye, iki sene sonra? Ya bu planlama çok uzun mu sürecek? Evet, yoksa yine bir değişim olacak mı? Yani ondan sonra onlara, oyunculara bakabilirim. Öbür türlü Rıdvan, şu an bir şey söyleyemem. Bak şimdi o kadar da şey yönetemiyoruz bu işi. Emirhan, Beşiktaş'ta yönetimi, Rıdvan. Nerede şimdi bu çocuklar? Şimdi biz ne dedik? Milli takımı 10 sene sol bek aramaz dedik. 3 ay geçti üzerinden, ortada Rıdvan şimdi yok. Şimdi sağ ayakta sol bek oynatıyor. Yok yani şimdi yani. O yüzden hani biz burada iletişimi de çok, o süreci de iyi yönetemiyoruz. Yönetim konusunda da problemimiz var bence. Ya işte ben o yüzden Enes örneğini verdim ya. Yani Türkiye'de eşine benzeyene rastlanmayan bir profil. Ben hiç hatırlamıyorum Enes kadar küçük yaşta gider gitmez tutunamayıp. Doğru. Geri dönmeyen, inat eden. Ya Salih gitti, Salih Uçan. Çok kötü bir döneminde, çok yanlış bir planlamayla gitti bence. Olmadı, geri döndü. Geçmişte gidip hemen olanlar devam etti, evet. Ama gidip sakatlıklar yaşayıp uzun süre gol atamayıp teknik direktörü tarafından zaman zaman tercih edilmeyip, bir de alt profil takımlarda yaptı bunu. Yani Roma'da, Marsilya'da yapmadı Enes. Manchester City üzerinden gitti ama Genk'te oynadı, Nakbure'da da, Twente'de, ya çoğu kişinin burun kıvırıp gitmeyeceği Enes. Valladolid'de, Hetafe'de. Şimdi Hetafe'de düşme mücadelesi veren bir takımda oynuyor. Enes bilmez miydi 17 yaşında lig tarihinin en erken golünü attığında, gitti Avrupa'ya, olmadı, geri döndü. Ne olacak, 3 büyüklerde sürekli kontrat alırdı Enes Ünal. Hiç kulübede otursa hatta, 2 milyon eurosu var yani. Hatta belki daha fazla gol atardı. Biz bugün Enes Ünal'dan daha özgüvenli bahsederdik. Şimdi Hetafe'de oynayınca insanlar biraz daha gol attıkça hatırlıyor. Göz önünde olsa daha çok hatırlanır. Yani Enes'in seçtiği yol çok zor bir yol, o yüzden ben... Ayrıca kutluyorum aslında kendisini. O yolu bütün genç oyuncuların da seçmesi lazım. Yani profesyonellik bu işte. Bir şeyi zorlamak, işini sevmek. Yusuf Yazıcı da gitti, bak döndü. Üzüldük yani, orada bir kısa sürede döndü. Çok daha iyi olabilirdi. Rıdvan dedi ya Ergin. Rıdvan da belki... O yüzden inşallah dönmez, motivasyonunu kaybetmez. Yani bu açıdan da çok önemli oralardaki. Çünkü artık futbolun da yaş şeyi uzuyor yani. Artık bizim zamanımızda 30-31 geldi mi yaşlı diyordun. Şimdi 35-36 tam iyi zamanı falan diyorsun. 37-38'ler daha oynayanlar var. İbrahimovic halen oynuyor yani. Onun için kendine baktığın zaman, mental olarak da bu işini sevdiğin zaman, hazır olduğun zaman oynarsın. Her türlü oynarsın. Şu kadroya baktığın zaman Euro 2024'te objektif, milli takımımızı elbette orada görmek istiyoruz da, yakıştırıyor musun? Ben yakıştırıyorum açıkçası kadromuzu. Ya bence iyi bir kadromuz bu. Ya duygusal davranmıyorum. Biz gönülden de zaten milli takımın her türlü kadrosu gitsin isteriz. O ayrı. Ama bu kadro gider. Gitmesi lazım. Bu kadronun orada olması lazım Almanya'da. Yani özellikle oyunculara baktığın zaman tek tek hepsini, takımları da iyi, çok da kaliteli oyuncular. İşte buradaki teknik adam figürü çok önemli. Orada o ağırlığı koyabilecek. Ben her zaman söylüyorum. Kuntus'u seviyorum insan olarak. Evet. Ama bir Türk hocayla beraber buradaki enerji, buradaki yoğunluk çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani Hamit bu konuda belki ısrar ediyor, Hamit Altıntop. Tabii ki şu an bir değişim, bilmiyorum. Ama baktığın zaman bir Türk hocanın olması, oyunculardaki coşkuyu, özellikle bugünkü bu maçın ne kadar önemli olduğunu, kazansam bile o başlangıcı, oradaki mücadele, hırsı göstermesi lazım. Biraz onu göremiyoruz. Yani o da
İlerisi için diyorsun ki acaba mı? Olur mu? Bu soru işareti var yani. Bu soruyu neden sordum biliyor musun? Şimdi Galler'in kadrosuna bakıyorum. Saygı duyuyorum. Bizi Euro 2020'de perişan ettiler. Gerçekten perişan ettiler yani oyun olarak. Evet. Ama 2020 elemelerinde aslında başlayan bir süreçti bu. Bizim artık çok modern bir milli takımımız var diyorduk. Araya pandemi girdi, o turnuva bir yıl ileri attı vesaire. Orada çok kötü bir görüntü çizdik belki ama o yolu çok güzel kat etmiştik, o Fransa maçları falan. Çok kolay almıştık o bileti. Sonra o ritim kayboldu. Şimdi kadromuza bakıyorum. Uluslararası birçok oyuncuya sahibiz, deneyime sahibiz. Şimdi mesela Galler takımının Hırvat ilk 11'i önümde. Ward, Williams, Roden, Mepham, Roberts, Morel, Ramsey, Wilson, Empadu, Kiefer Moore ve Daniel James. Tamam. Yani Hırvatistan'ı bak ayrı bir yere koyuyorum. Hırvatistan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Ya biz bu Galler takımından kağıt üstünde tamamen objektif düşünüyorum. Daha iyi bir takımız görüntüsü alıyorum. Ama fark şu. Kağıt üstünde. Doğru, fark şu. Şimdi bizim bu kadroda çok baksana lejyonerlerimize ne takımlar gördü bu oyuncular. Daha çok genç yaşlarında. Ve formdalar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Şenol Hoca dönemi hatta daha geriye götürelim. Fatih Hoca dönemi, Lucescu dönemi falan. Ortaya koyulan bazı farklılıklar vardı orada. Çünkü hocaların tecrübeleri, oyun formatları falan filan. Orada içeride kaptanlar, primler, ilişkiler bozuldu. Basın medya işin içine girdi. Bozuldu gitti. Kuntz geldiğinde biz şunu düşündük. Alman bir hoca geliyor. İşte Hamit Altıntop getirdi. Bir disiplin, bir istikrar getirecek, bir yapılanma getirecek. Biz artık bu kargaşadan çıkacağız. Duygularımızla değil, futbol gerçekliğiyle hareket edeceğiz dedik. Şimdi 2021'in Eylül'üydü geldiğinde. 1,5 yıl oldu. Geçirdiğimiz maçları da gözümüzün önüne getirelim. Garip Faroe Adaları falan acayip ya. Mağlubiyetler aldık. Bir de fırça yedik. Masalara vura vura Hamit Altıntop bir de fırça attı. Parmak evet. Salladı hepimize. 1,5 senede ben bu milli takımda Stefan Kuntz farkı bir tane bana söyleyin ya. Bakın 3 demiyorum. Benim gözden kaçırdığım Stefan Kuntz geldikten sonra Türk milli takımında şöyle bir farklılık oldu. Eski milli takımlara göre, Lucescu dönemine, Şenol Hoca, Fatih Hoca dönemine göre. Ben göremiyorum 1,5 sene. 1,5 sene bunun için yeterli bir süre mi? Bence gayet yeterli bir süre. Bayağı da maç geçti işin ortasında. Ben onu göremedim. Göremiyorum yani. İşte çok güzel bir konuya değindin. O duyguyu bize veremez. Evet burada ne kadar da futbol oynasa zamanında ama nesil değişti. Ülkede her şey değişti. Yani bizim duygularımız da biraz da hareket etmesi lazım. Onu bir türlü veremiyor. Şimdi sen Galler takımı dedik ama Galler takımının 180'i Premier Lig'de oynuyor. Yani şeyde bir takım değil baktığında oyuncular. Ya, kötü ama bizim mi? Yetenek olarak baktığında evet biz çok daha yetenekli oyuncularımız var. Ama oyun disiplini şablona baktığın zaman orada sıkıntılarımız var. Zaten onlar kendi ülkesinin ruhunu İstiklal Marşı'nı söylerken bile orada o duyguları hissediyorsun. Avrupa Şampiyonası'nda bunu gördük. Kulüp takımı biz, gibi oynuyorlar. Tabii biz o ara onu kaybettik. Yani biz o maça çıkarken bazen dersin ya eskilerden bize de maça çıktığın zaman maça çıkarken kazanırsın maçı. O İstiklal Marşı'nı söylerken o duyguyu alırsın. Biz o duygumuzu kaybettik bu son dönemde. Yavaş yavaş inşallah kazanacağız ama Kuntz'la bu hep soru işareti var. Yani Hamit Altıntop'la beraber evet geldi ama buradaki baktığımda ilerisi için inşallah iyi olur. Milli takımımızın bize hep iyi olmasını istiyoruz ama biz bunları önden söyleyelim. 1,5 yıldır da söylüyoruz ama katkı olarak dediğinde oyun sistemi bir oyuncuyu yani kadroya çağırıp ondan farklı bir şeyler hangi oyuncuları gördük? Yani o çok önemli. Kim var? Şöyle şu an bir fark yarattığı bir konu var mı Kuntz'un bana? Dediğine katılıyorum Evren Turan ama şöyle de ben bir soru sorayım. 2020 elemeleri haricinde bizim istikrarlı sonuçlarla final bileti aldığımız bir organizasyon var mı? Yok. Bizim milli takımımız duygusal olarak ne zaman istikrarlı, ne zaman kararlı bir görüntü çizdi? Ben hiç hatırlamıyorum. Hep yumurta kapıya doğru. Dayandı, bir sıçrama gerçekleştirdik. Tamam, 12 tamam, olasılık doğru. Bir araya geldi, gittik. Ama işte biz o heyecana alışmışız yani. O heyecanı yakaladık. Turnuva içlerinde bile ya. 2002'de 3. olurken ilk gruplarda oynadığımız futbol, 2008'de başlangıç maçımız, Portekiz maçımız. Yani biz hiçbir zaman ama istikrarlı olmadık ki. Ama oradaki coşkuyla buradaki coşkuyu aynı görebiliyor musun? Her geçen ama gün. Ama sonradan yakaladık onu demek istiyorum. Sonradan hep bir geriye gidiyor. Bir Fransa maçındaki oyun ve oradaki coşku. İşte ne bileyim Avrupa Şampiyonası Fatih Hoca zamanı, Şenol Hoca zamanı. Yani o kazandığım maçlardaki o heyecanı ben göremiyorum şu an. Onu yaşamam lazım ve bu oyuncular daha hepsi Avrupa'da oynuyor. Daha backgroundları daha iyi yani. Oradan göremiyorsun. O üzüyor biraz. Yani bu olmasın yani senin dediğin dönem ve serüven bir istikrarsızlık aslında. Yani inişli çıkışlı. Yani istikrarsızlık istikrarlı bir şekilde. Yani kendi içerisinde şeyin istikrarsızlığı. Yani neyin onu son işte yumurta kapıya derler ya onun istikrarsızlığı. İstikrarlı bir istikrarsızlık. 8 ihtimalin bir araya gelme olasılığını hep son maçlarda biz yaşadık.
Böyle olmasın diye ne yaptı Hamit Altıntop? Böyle olmasın diye Stefan Kuntz'u getirdi. Allah aşkına bakın şu an boşta olan hocalar dahil Süper Lig'de. Ya çok mu ağır konuşuyorum bilmiyorum ama bizim de işimiz bu bardağın boş tarafını söylemek. Süper Lig'de çalışmayan hocalar dahil. Ya şuraya 7-8 tane ismi bir dakikada yazarım. Stefan Kuntz'tan futbol anlamında vallahi billahi şu kadar eksikliği yok. Bu bizim yerli hocalarımıza haksızlık. Bakın bu yerli hocalarımıza haksızlık. Bu Samet Aybaba'ya haksızlık. Bu Hikmet Karaman'a haksızlık. Aklıma gelmeyen bir sürü isim var. Bu Ömer Erdoğan'a haksızlık. Yeni jenerasyondan da söyleyelim. Ya bu, o yüzden bir hoca gelir dersin ki yani bak hani şeyle Lucescu geldi 1000 tane eleştiri koyduk. Ama Lucescu geldikten sonra böyle alt üst etti kadroyu. Böyle 17, 18, 19 yaz bir şeyler yaptı. Uyuşamadık son döneminde ayrıldı gitti. Ama bir şey bıraktı geride. O yüzden yabancı hocayla çalışıyorsam ben Piontek gibi burada bir şey bırakacak. Yani kesinlikle. Yabancı hocayla ben niye çalışıyorum ki? Kuntz hocanın da Almanya U21'deki başarısı biraz referans alındı. Çok yanlış bir yapar. Kuntz'un yaptığı iş genel müdürlük. Bakın bak şimdi kulüp müdürlüğü yaptı. Genel müdürlük yaptı. İlk teknik direktörlük kariyeri burası üst seviyede. Evet. U21 bambaşka bir şey. Çünkü U21 yarışmacı bir yer değil. Turnuva hedefiyle olan bir yer değil. Üste adam atma yeri biraz daha çok. Doğru. O yüzden yani burası... Bu koltuklardan kimler geçti bir düşünelim Allah aşkına. Çok geniş bir koltuk bu koltuk. Yani inşallah başarılı olur. İnşallah. Milli takım için ama baktığımda idaresi için çok böyle %50-50 gidiyor. Yani tam biz bu Kuntz'la devam ederiz. Bu işleri bizi toparlar. Milli takımımızı istediğimiz oyunu oynatır ben diyemiyorum. Şu ana kadar tam diyemedim onu. Çünkü teknik adam biraz otoriter olur. Evet çok iyimser, çok iyi bir insan ama oradaki oyunculara bakış açın, oradaki hırsın, vücut dilin çok önemli. Fazla rahat yani. Tam onun yapısı gereği. Evet. Çünkü bizimle aynı şeyi yaşayamaz. Ne kadar burada oynasa da, Türkleri çok iyi bilse de bizimle aynı duyguları şu an yaşayamıyor. İnşallah bunu toparlar ama ben ders için çok şey görmüyorum. Yani orada bir sorun çıkacak gibi. Evren Turan, bizi Ergin, yani bizi bazı süreçler de bu tercihlere getirdi. Onu da unutmamak lazım. Yani o coşkuyu yaşatan, sembol olmuş, ikon olmuş teknik adamlarımızın milli takımımızı çalıştırdığı dönemlerde başka problemlerle de yüzleştik. Başka problemler arka dörtlü gibi. Yani başka otobüsün problemler masaya geldi. Ben onların suçuydu demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmak istemiyorum. Haklısın. Bazı ilişkiler üzerinden, bazı yaşanmışlıklar, metal yorgunlukları üzerinden de bazı süreçler sağ dışı olaylara bu noktaya geldi. Evet, evet yani oradaki işte prim meselesi, daha sonra şey olan oyuncularla yani ilgili. Onlar olmasa bile sırf bak onlar hep oluyor. Yani bireysel olur. İlişkiler üzerinden bile bazı yıpranmışlıklar çok konuşulduğu için bu kez de böyle bir format atılma ihtiyacı hissedildi. Doğru demiyorum. Süreç bizi buraya getirdi. Ama dün ne çıktı iddia mesela? Onu biraz daha açalım. İddia tabii ki bu. İşte Abdülkadir, Barış Alper oruç tuttuğu için işte şey analiz şeyine yetişememiş. Oradan onlara kızmış hoca. Onu ben demiş al oynatmam falan. Bunlar bak yine var yani orada bir şeyler çıkıyor. Bunlar da doğru şeyler değil. Demek ki orada ne olacaktı bugün o bahsettiğin? Onlar gibi patlayacaktı. Ha? Büyük patlak. Biz yine başa dönecektik. Büyük yani patlak. Onu demek istiyorum. Bu riske bizim duygularımızı, bizim ülkemizin durumunu biliyor. Şartlarımızı biliyor. Bu hassas olduğumuz konularda Kuntz'un daha dikkat etmesi lazım. Doğruysa eğer. Ama şimdi yarın bugün bir mağlubiyette, bir kötü oyunda yine o dediğim başa döneceğiz. Yani o diğer Türk teknik adamlarla yaşadığın sıkıntının aynısını ve o orada artık yabancı hoca olduğu için de çok çabuk orada kestirip atılır olarak. Her şeyi de denedik aslında. Yani her şeyi deniyoruz daha doğrusu. Ya başarılı da o. Şimdi Fatih Hoca bizi 54'ten sonra ilk kez büyük bir organizasyona götürdü. Mustafa Hoca bizi 2000'de gruptan çıkarttı. Doğru mu? İşte 2002'de Şenol Hoca dünya üçüncüsü yaptı. Fatih Hoca 2008'de yarı final oynattı yine bize. Arada yine Şenol Hoca geldi gitti. Lucescu'yu denedik ligimizde başarılı olmuş. Gus Hiddink'i denedik. Çok kariyerli, önemli bir teknik adam. Abdullah Hoca'yı denedik. Genç bir Türk potansiyel. Yani denemediğimiz yöntem kaldı mı? Onu da soruyorum size. Yani denemediğimiz metot da pek kalmadı açıkçası. Ama başarılı, kendi adımıza başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Ama onu istikrarı yakalayamadık. Mesela onu da tükettik kendi içimizde. Devamlı turnuvalara katılmak önemli. Başarılı olamayabilirsin turnuvaya gidersin. Avrupa Şampiyonası, evet, Dünya Kupası'na ama devamlı gitmemiz lazım normalde. O istikrarı sağlayamadık ama ara ara çok büyük işler yaptık. Dünya üçüncüsü olduk. Şeye kaldık. Fatih Hoca'yla yarı finale kaldık. Yani burada ondan sonra yani iyi maçlarımız da çok fazla.
Ama dediğin gibi istikrar yok. Katılma i̇şte, istikrar yok. O süreçleri de tükettik kendi içimize. Mesela çok büyük bir başarı elde ettik. Sonra o başarıyı elde eden teknik adamla 10 yıl kesintisiz çalışamadık mesela. Ama bu şöyle, lig serüvenimize bakalım. Son 4 yılda 4 farklı şampiyon çıkartan tek ligiz biz Avrupa'da. Ve bütün 4 şampiyonumuz da 2. sezonun ilk yarısı gelmeden darmadağın oldular. Sergen Hoca. Çifte kupa. Tabii. Hemen sezon senedir hayal kırıklığı oldu. Fatih Hoca, Fatih Hoca gibi gitti. Bir isme 3 yıllık proje verilemedi. Tabii 6 ay Okan Hoca aynı şekilde. Bu sene de Abdullah Hoca. Dolayısıyla hani bizim kulüp şeyimiz de bu. Bizim olayımız bu. O yüzden biz kendi olayımızın farkına varalım. Alman gibi düşünemeyiz. Alman gibi yaşayamayız. Türk olmak diye bir şey var. Bazen Ardalı, Buraklı, Canerli, Gökhanlı, arka dörtlü lazım. Bazen lazım. Yani milli takımlarda özellikle hani şey çok profesyonel olmuyor bu işler. Bu işler biraz daha gaz, pohpoh bunlar biraz ben önemli. Şu takımımıza bakıyorum. Uluslararası bir takım görüyorum. İyimser de düşünüyorum evet. İyimser düşünüyorum. Yani bugün Galler'le karşı karşıya geldiğimizde Evren Turan'ın bahsettiği o takımın %80'in Premier Lig'de oynuyor olması gerçeği fizik kalite olarak bizim yüzümüze çarpacak. Evet ama ben şu grupta yetenek ve uluslararası kimlik görüyorum. Benim hiç oyuncularla ilgili şüphem yok. Görüyorum. Hiç şüphem yok oyuncularla. İyimserim. Şu galibiyette daha da iyimserim. Onu söyleyeyim. Ya iyimser olmak çok iyi bir şey ama bazen de gerçekçi olmak lazım. Ülke yani milli duygularımızı dedim. Evet onu düşünüyoruz ama ben en son Bakü'deki Galler maçını ya çok izledim. Felaket, oraya gittim. Felaket. Yani oradaki oyuncuların kendi aralarındaki problemler, vücut dilleri, ısırılan artık oyuncular orada onların, hepsini onlar da gördüm. Ders alsın biraz. Evren Turan artık onlar da biraz yönetsin süreci ya. Bak yurt dışında oynayan oyuncularımız Allah'tan bizim ülkemizdeki hani belki takip ediyorlar sosyal medyadan ki buradaki ortamı biliyorlar. Onları daha avantajlı, biraz daha rahatlar mental anlamda. Buradaki oyuncular daha sıkıntılı, o baskıyı hissedebilirler. Onların işte arkadaşlarına girip yardımcı olmaları lazım. Çünkü onlar Avrupa'dan geliyorlar. Bir şekilde orada bir baskı yok. Olsa bile daha rahatlar. Bu kadar işte televizyonlarda hakemler konuşulmuyor, oyuncular eleştirilmiyor, bireysel olarak işte özel hayatlarına girilmiyor. Belki oluyordur ama onlar çok etkilenmiyor. Ama bizim ülkemizde... Biz tüketiyoruz canım. Herkes yani bizim ligimizde oynayan oyuncuların psikolojisiyle Avrupa'dan gelen oyuncuların psikolojisi aynı mı zannediyorsun? Onlar daha rahat. Ergin'in dediği hani Alman psikolojisi bizde tutmaz cümlesi bir noktada evet gerçekçilik barındırıyor sonuna kadar ama oyuncu grubunun da artık milli maçlarda o problemleri minimize etmeyi öğrenmesi lazım. Çok çünkü problem yok ama ya, her zaman tutar. Milli takımda çok bu oyuncu grubu ama problem yok bildiğim. Bu oyuncu grubu değil de işte Evren Turan canlı 2021'de tabii neler yaşandı. Vardı, zaten sahada belliydi. Artık onlar da ders alsın. Çünkü hala bu grupta olan o dönemden bu döneme gelen oyuncular var. Artık onlar da 5 büyük ligin birçoğu Hakan, Orkun, Cengiz, arka üçlümüz komple yıllardır Avrupa'da oynuyor. Enes aynı şekilde bahsediyoruz. Artık onların da saha dışında evet bazı problemler olabilir, yönetsel farklı düşünceler olabilir. Artık bunları sahaya yansıtmamalarını da talep etmeliyiz onlardan. Bizde şu sıkıntı var. Avrupa'daki oyuncularla Ergin de çok gitmiş. Sen de Avrupa'da çok gittin, maç anlattın. Oyuncuların dünyanın en iyi takımında da oynasalar nasıl sana diyeyim? Ego ve kibirleri çok alt seviyede. Yani çok mütevaziler. Çok. Gittiğim maçlarda işte gördün Arda'yla ben Atletico Madrid'e götürdü. Barcelona'ya gittiğim oyuncuların bakış açıları sana gelip orada hepsiniz işte benim eski abim futbolcu deyip sana gelip ola mola işte. Bir örnek yani vereyim mi Evren? O samimiyet bizdekilerde şu var. Şimdi geldiğin zaman fazla bir ego var abi. Çok. Kibir. O zaman ne oluyor? Orada bir şeyler çatışıyor. Ne kadar yetenekli olsan takım olsan da orada bir ben diyorsun. Hayır abi milli takım oldum biz. Takımlarda da öyle aslında. Bireysel olarak evet hepsi başarılı olacaklar ama milli takıma geldiğin zaman bazı şeyleri kenara koyacaksın. Egonu kenara koyacaksın. Onları koymadığın zaman işte o problemler çıkıyor. O oynuyor, bu oynuyor. Ben işte Milan'da oynuyorum. O orada 15 dakika oynuyor, o oynuyor falan. Bu işlere girdiğin zaman problemler çıkıyor. Kuntz'u bu konuda otoriter görmüyorum. Yani Almanlar bu konuda çok disiplinlidir. Ben Löw'le de çalıştım. Holger Ostek'le. Löw de bir milli takım hocası. O da böyle bize yakındı. Ama onun da belli disiplini, Ossek çok disiplinli. Yani Almanlar çok disiplinlidir. Ama Kuntz'da biraz daha rahat görüyorum. Yani o konuda daha disiplinli olması lazım. Yani otoriter olması lazım. Kariyeri de onun enteresan. Stefan Kuntz da zaten kendisi de örnek verdi. Enes'le olan bir diyaloğumu. Stefan Kuntz Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'ta oynarken kariyerinde çok fazla yurt dışı deneyimi olan da bir isim değildi. 26-27 yaşında gitti Euro 96'da Avrupa şampiyonu oldu. Yani o disiplini kariyerine de pek yansıyan bir isim değil. 26-27 yaşında bir anda Avrupa şampiyonu olan, o turnuvanın X faktörü olan bir oyuncuydu. Kuntz açıklama yapıyormuş hazır kendisinden bahsederken bakalım neler söyleyecek. Bekleri kullandıysak beklerin de önlerinde veya kenarlarında yeterince opsiyonları yoktu. Und wir
Wir wussten zwar, dass Armenien sicherlich sehr emotional spielt, aber es ist oft so, wenn ein neuer Trainer anfängt, es sind einige neue Spieler in der Mannschaft. Also Armenien war sehr emotional, sehr lauffreudig und auch sehr aggressiv. Damit hatten wir auch ein bisschen Probleme. Ermenistan'ın tabii çok duygusal ve zorlayıcı oynayacağını biliyorduk, tahmin ediyorduk. Her zaman yeni bir hoca geldiğinde, takım içinde yeni bir değişik olduğunda bu sahaya yansır. Ama gerçekten çok zorlayan ve koşan bir takımdı. Wir haben dann insgesamt nicht genug Zweikämpfe gewonnen und auch individuell zu viele Fehlpässe gehabt. Toplamda da yeterince fazla ikili mücadele kazanamadık. Aynı zamanda bireysel hatalarımız da bugün çok oldu. Dann haben wir zweite Halbzeit haben das System umgestellt und haben dann das Spiel besser unter Kontrolle bekommen. İkinci devrede de sistemi değiştirdik. Böylelikle oyunun içinde biraz daha kontrol sahibi olabildik. Da muss ich sagen, das war, finde ich, dann zwar nicht mit einer guten Leistung, aber zum Schluss verdient gewonnen haben. Für uns ein sehr schweres Auswärtsspiel und deswegen sind wir froh, dass wir den ersten Schritt mit einem Sieg geschafft haben. Özetlersek, kolay bir maç olmadı. Yine de hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Bunun için de sevinçliyiz. Նախսկսեցին երեք պաշտպանով խաղալ, բայց երեք պաշտպանով խաղի պարագայում չէին հասցնում կենտրոնական կիսապաշտպանների փոխանցումներ կատարել. Մենք սպասում ենք, որ Հայաստանի հետ կապված խաղը լինելու է ոգևորիչ, եւ հայկական կողմը նաեւ զգացմունքային է խաղալու. Կարող եմ ասել, որ իհարկե սա նաեւ լինում է այն ժամանակ, երբ որ նոր մարզիչ է լինում եւ դա իր հերթին դաշտի վրա է անդրադառնում. Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ բարդ խաղ ստացվեց, հեշտ չէր, մեր կողմից էլ շատ անհատական սխալներ տեղի ունեցան, որոնք պետք է գնահատենք, բայց մենք փոխեցինք հետո համակարգը, անցանք 4 պաշտպանի, որի արդյունքում կարողացանք էլի խաղի վերահսկողությունը վերագտնել. Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ որպես հյուրընկալվող կողմ մենք ոչ հեշտ պայքարի արդյունքում հաղթեցինք, ինչի համար ուրախ ենք։ Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağa Spor. Açıkçası tebrikler hocam öncelikle. Açıkçası bu tarz futbol dışı sorular sormaktan biz de çok memnun olmuyoruz ama bazı gazeteciler de bunu iddia edince sormak düşüyor bize de. Bazı futbolcuların kadro dışı kalmasında, oynamasında, oynamamasında oruç tutup tutmamasının etkili olduğuna yönelik çok fazla iddia ortaya atıldı. Bu konu hakkında ne söylemek ister? Bir de eğer izin verirseniz ikinci bir soru sormak isterim. Abdülkerim Bardakçı bugün yarın için oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi Galatasaray tarafından. Oyuncuyu kadrodan çıkarırken acele mi edildi? Orada ne yaşandı? Bizi aydınlatabilir mi? Առաջի հարցը վերաբերվում էր նրան, որ դա շատ տարածված է Թուրքիայում, քանի որ Ռամազան ամիսն է եւ մուսուլմանները պաս են պահում։ Արդյոք խաղին դուրս եկել այն խաղացողները, դա կախված է իրենց պաս պահելու կամ չպահելու հետ։ Իսկ երկրորդ հարցը վերաբերվում էր Աբդուլ Քերիմին, թե Աբդուլ Քերիմն է ilgili Artık şute banit enthanur gazmiz durs haben wir. Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen, was den Ramadan anbelangt. Wenn er sagt, ich hätte die Spieler draußen gelassen, die Ramadan machen, woher weiß er denn, wer dem Ramadan folgt? Und wer nicht? Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Hani sizler eğer benim kadro belirlerken veya oynattığım oyuncularda oruçlu olmalarının niteliğinde karar verdiysem sizler bunu nereden bilebiliyorsunuz veyahut da neye dayanaraktan düşünüyorsunuz? Aslında soruma ben de ekleyecektim. Böyle bir şey varsa da bu futbolculardan çıkmış anlamına geliyor diyecektim. Bu benim iddiam değil ama gazeteciler bunu ortaya atınca biz de gerçeğini aslında öğrenmek için sorduk. Խոսքը նորից վերաբերվում է արդյոք պաստպահելը կարևոր գործոն է եղել խաղի դուրս գալու կամ չգալու հարցում. Okay, also Tatsache ist, dass sehr viele Spieler in der türkischen Nationalmannschaft fast yani doğru olan A-Milli takımda birçok oyuncu niyetliydi. Ich respektiere das zu 100%.
%100 bu konuyu destekliyorum ben. Und ich stelle die Mannschaft so auf, wie ich denke, dass ich an dem Tag, wo das Spiel ist, gegen den Gegner die besten Chance habe, um zu gewinnen. Ve ben kadromu kurarken, ilk 11'i kurarken o gün performans yönünden oyuncularımla en iyi şekilde o maçı nasıl oynayabilirim, onun doğrultusunda ben 11'imi seçiyorum. Ich bin voller Freude hier in der Türkei und respektiere auch die kulturellen Regeln in der Türkei und von daher gesehen beeinflusst das meine Entscheidung, wer spielt und wer nicht spielt, auf gar keinen Fall. Ben severek buradayım. Kültürel değişiklikleri kabulleniyorum ve çok büyük de saygı gösteriyorum. Fakat bu tarz durumlar benim karar verme aşamamda bir rol oynamıyor. Bunu açık ve net söyleyebilirim size. Und zum der Fall Abdülkerim ist auch relativ schnell geklärt. O Abdülkerim konusu da çok rahat açıklığa kavuşacak. Wir haben von der Ärztin aus dem Krankenhaus am Donnerstag hat unser Doktor die Nachricht erhalten, dass Abdülkerim für 2 Wochen ausfällt. Biz Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan bir rapor aldık. Orada bir yaklaşık 2 haftalık daha tedavi süreci olduğu söylendi nöroloji bölümünden. Biz de bu karar doğrultusunda kararımızı vermiş olduk. Tamam. Bitte. Başka soru var mı acaba? Olgucan Bey, buyurun. Aylhar Sırkan. Evet. Hocam öncelikle tebrikler. Olgucan Kalkan Demirören Haber Ajansı. Salih'in orta sahaya girmesinden sonra orta sahadaki oyunun tutulması sanki daha iyi oldu. Hırvatistan karşısında üçlü savunmada ısrar mı edeceğiz yoksa ikinci yarıdaki gibi dörtlü savunmayla oynayıp orta sahayı biraz daha kalabalık mı tutacağız? Teşekkür ederim. Նախ շնորհավորեց, հետո արդյոք Խորվաթիայի հետ հանդիպման ժամանակ օգտագործել են այն փոփոխությունները համակարգային, որտեղ այս խաղի ընթացքում տեղի ունեցան. Also aus den November Länderspielen wissen Sie ja, dass dort die Dreierkette sehr gut funktioniert hat. Kasım ayındaki oynamış olduğumuz maçlarda aslında üçlü defansı sahaya iyi yansıttığımızı hatırlayabilirsiniz. Na, muss ich immerhin sagen, okay, Schottland hat gegen Zypern jetzt gestern gewonnen, aber immerhin hat die Tschechien haben 4-1 gegen Polen gewonnen, also das waren jetzt schon gute Gegner. İskoçya Kıbrıs'ı yendi daha yeni, onu çok değerlendirmesek bile Çek Cumhuriyeti Polonya'yı 4-1 yendi, yani rakipler de çok zayıf rakipler değildi. Deswegen war für mich jetzt heute wichtig zu sehen, dass wir jetzt mittlerweile die Variabilität haben, dass wir innerhalb von einem Spiel taktisch umstellen können und somit der Trainer auf den Spielverlauf reagieren kann. Ama o maçlardaki denemiş olduğumuz şeylerden dolayı da bugün şunu fark ettik. Biz maç içinde çok rahat bir şekilde sistemi değiştirdiğimizde bundan verim alabiliyoruz. Daha çok oyunumuz bozulmuyor. Bunun doğrultusunda çalışacağız. Klar haben wir schon für Kroatien auch was im Hinterkopf, aber wenn ich ehrlich bin, war bis zum Abpfiff die Konzentration voll auf dem Armenien-Spiel. Elbette Hırvatistan'la ilgili bazı düşüncelerimiz oldu ama sonuçta bu maçı oynamadan o maça çok fazla odaklanmanın doğru olmayacağını düşünüyorduk. Onun için bu maç bitmeden önce orayı çok fazla kafamızı yormadık. Նոյեմբեր ամսին տեղի ունեցած մեր խաղերի ընթացքում տեսակ, որ 3 պաշտպանով համակարգը նույնպես բավական լավ էր աշխատում. Չեխիայի Հանրապետությունը, Շոտլանդիան և Կիպրոսը իրենք նույնպես բարդ թիմեր են լինելու. Մենք սակայն այս խաղի ընթացքում տեսանք, որ համակարգային փոփոխություններ նաև հնարավոր է տեղի խաղի ընթացքում իրականացնել և դա բավական արդյունավետ է լինում. Ինչ վերաբերում է Խորվաթիայի հետ խաղին, ապա նախ և առաջ մենք կենտրոնացել ենք այս խաղի վրա, այս խաղից հետո արդեն նոր մեր կենտրոնացումը կլինի Խորվաթիային. Արդյոք ձեզ տպավորեց Հայաստանի ազգային հավաքականը և եթե այո, խնդրեմ նշել կոնկրետ որ գործոնով։
acaba Ermenistan milli takımının da oyunundan etkilendiniz mi? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz oyunu? Hat Sie das Spiel von Armenien selbst auch ein bisschen beeindruckt? Wie bewerten Sie halt deren Spiel heute? Es ist oft so, das habe ich eben schon mal gesagt, wenn ein neuer Trainer da ist, ich glaube, es sind sehr viele oder einige Neulinge da, die Mannschaft ist verjüngt worden und ganz oft ist die Reaktion, dass man natürlich voller Euphorie, voller Energie, auch Aggressivität und Laufbereitschaft in das Spiel hineingeht und das hat uns schon die ersten 30 Minuten beeindruckt. Demin de bahsetmiştim, yeni hoca geldiği zaman ve kadroda bu kadar çok değişiklik yapılıp gençleştirildiğinde takımın içinde daha enerjik bir durum olabiliyor. Daha çok koşabiliyorlar, daha agresif oynayabiliyorlar ve bunların doğrultusunda evet ilk 30 dakikada bizi pozitif yönden şey yaptı yani pozitif değerlendirmek gerekiyor Ermenistan yönünden. Իհարկե, երբ որ նոր մարզիչ է գալիս եւ թիմը երիտասարդանում է, մենք նկատում ենք, որ էներգիան ավելի շատ է լինում, ավելի շատ են վազում, միգուցե ավելի ագրեսիվ խաղ են ցուցաբերում եւ այո, կարելի ասել, որ առաջին հատկապես առաջի 30 րոպեի ընթացքում Հայաստանի ավակականը մեզ տպավորեց լավ առումով. Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Hocamızın son yapacağı açıklamayla. Şնորհակալություն եք հայտնում ձեր հարցերի համար. Վերջին հարց. Erdem Şan, Bein Sports. Öncelikle tebrikler. Salı günü önemli bir karşılaşma oynayacağız Hırvatistan'da. Tabii bu maç Bursa'da, Türkiye'de oynanacak. Nasıl bir atmosfer bekliyor kendisi? Tabii bir yandan da bu maçın da şöyle de bir anlamı var. Geçtiğimiz günlerde ülke olarak acı bir felaket yaşadık. Bu maçtan gelecek tüm bilet gelirleri de omuz omuza kampanyasına gönderilecek. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza bir mesajı olur mu? Երեք շաբթի օրը խաղը տեղի ունենալու Բուրսա քաղաքում Թուրքիայի Խորվաթիայի հետ եւ նաեւ մի կամպանիա կա որը կոչվում է Ուսուսի դա ֆուտբոլային եկամուտները Թուրքիայի երկաշարժից տուժածներին վերաբերելու հետ կապված է ինչ եք կարծում ինչպիսի մտնոլորտ է լինելու Բուրսա քաղաքում Խորվաթիայի հետ հանդիպմանը Als ich jetzt im Umkleideraum war, die Spieler waren schon, sie waren unzufrieden, weil sie nicht gut gespielt haben. Demin soyunma odasındayken oyuncularımız gerçekten çok memnun değillerdi oyunlarına. Aber sie waren auch sehr froh und auch stolz, dass sie gewonnen haben. Ama aynı zamanda da kazandıkları için mutlulardı. Und jetzt haben wir auch alle, die armenische Nationalmannschaft ist sehr gut unterstützt worden von ihrem Publikum. Bugün Ermenistan Milli Takımı taraftarları tarafından çok iyi desteklendi. Und jetzt freuen wir uns alle auf eine überragende Unterstützung in Bursa, weil Sie wissen, meine Spieler oder die türkische Nationalmannschaft und die Fans, die sind sehr emotional und je mehr und je besser die Unterstützung kommt und ich habe gehört, in Bursa muss eine überragende Unterstützung da sein. Umso mehr wirkt sich das auch positiv auf die Mannschaft aus. Bu yüzden biz de oradaki gelecek desteği sabırsızlıkla bekliyoruz. Sonuçta biliyorsunuz Türk futbolcuları daima destek aldıkları yerde daha duygusal, daha verimli bir şekilde oynayabiliyorlar ve biz bu doğrultuda da Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı zamanda Bursa'daki taraftarın ne kadar aslında güçlü ve futbolu seven bir iklim içinde olduklarını da duyduk. Onun için yani sevinçle o maçı bekleyeceğiz. Und Sie wissen, dass ich nicht abergläubig bin, aber manchmal macht es ja schon Spaß, weil ich glaube, in Bursa hat man Deutschland und die Niederlande geschlagen. Ama aynı zamanda şunu da öğrendim. Bursa'da hem Almanya'yı hem de Hollanda'yı yenmişiz tarihimizde. Und von daher gesehen haben alle Spieler gesagt, wir sind jetzt froh, dass wir nach Hause fliegen und dann zu Hause spielen dürfen. Ve bütün oyuncularımız şunu söyledi. Türkiye'ye döndüğümüz için mutluyuz ve evde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız için de gerçekten mutluyuz.
futbolistleri hep hazır uyum verdiğin, neden ki nöşeleyin var, himnakanım gorgçen irenz xağıt, çünkü az uğraşayın var haktelen. Այսօր վա խաղում Հայաստանի երկրպագուների իրոք աջակցեցին հայկական Հայաստանի հավաքականին եւ շատ լավ աջակցություն ստացան։ Բուրսայում դուք գիտեք, որ ֆուտբոլասերները շատ ակտիվ են պաշտպանում եւ նաեւ թուրք մարզիկները շատ ավելի լավ խաղ են ցույց տալիս, երբ որ աջակցություն են ստանում։ Այսպիսով անհամբերության սպասում ենք Բուրսայի հանդիպմանը, որտեղ էլի մտնոլորտ ելնելու եւ նաեւ պատմական որպես այդպիսին, Բուրսայում Թուրքիայի հավաքականը հաղթել է Գերմանիային և Հոլանդիայի հավաքականներին նախկինում։ Ֆուտբոլիստները անհամբեր սպասում են երբ են վերադառնալու իրենց տուն և իրենց հարկի տակ խաղալու Խորվաթիայի հետ։ Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Hocamızın yapacağı son açıklamayla da toplantımızı sonlandırıyoruz. Und von meinem Staff möchte ich mich bedanken. Bizi burada Ermenistan'da çok iyi karşıladılar. Bu yüzden dolayı da buradaki Ermeni halkına ve bizimle ilgilenen bütün insanlara takımım için teşekkür etmek istiyorum. Und drückt der Mannschaft natürlich für die nächsten Spiele extrem viel die Daumen. Önümüzdeki maçlar için de başarılar diliyorum. Մեզ Հայաստանի Հանրապետությունում լավ են դիմավորել, դրա համար մեր թիմի անունից բոլորից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ հաջողություն եմ մաղթում գալիք խաղերին. İyi akşamlar. Evet, Stefan Kuntz'un, milli takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un basın toplantısını dinledik. Hemen basın toplantısı üzerinden değerlendirmeleri alalım. Sonrasında toparlayacağız Evren Turan. Yani Kuntz açıklamalarını yaptı, klasik maç toplantısı, ama hani şunu diyebilirdi belki. Hani üçlüyle ilgili başka takımlardan örnek verdi, başka ülkelerin maçlarından. Ve Kasım ayında oynadığını söyledi. Ama şunu diyebilirdi, yani biz de üçlü oynamak istiyoruz ama baktım ilk yarı bu tutmadı. Orada şunu şöyle değiştirdi, yani biz hemen değişiklik yapabiliyoruz oyun içerisinde dedi. Ama buna ne gerek var? Başlangıcı yanlış yaptım, samimi olabilir. Ama sonra yaptığım hamleyle dörtlüye döndüm, oyuncu değişikliği yaptım. Ve maçı kazandık deyip aslında orada kendine bir öz eleştiri yapıp daha sonra da kendini artıya geçirebilirdi. Orada daha samimi olmasını beklerdim ama üçlü oyun ne yazık ki şu an için baktığında olmuyor, yani onu biz oynayamıyoruz. Yani ona o riske girmenin bir anlamı yok. Burada onu diyebilirdi. Diğer işte diğer oyuncuların o iddiayı söyledi Oruç'la ilgili. O nereden çıktı? Takımın içinden çıktı veya işte veya birileri attı bir şey ortaya. Onunla ilgili de açıklama yaptı. Öyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. O samimiyetine inandım. Yani o konuşmasından. Ona da başka bir şey getiremiyorum, dile getiremiyorum. Ergin, sen ne eklemek 50 kişilik bir organizasyon orası. Buradan nasıl haber çıktı konusu çok sorgulanacak bir şey değil. Çıkar o haber. Ama beyan esastır. Hoca bu konuda böyle bir düşüncesinin asla olmadığını ve bu konuda çok saygılı olduğunu söyledi. Beyan esas kabul ediyoruz. Dolayısıyla o konuda bizim için kapanmıştır. İkincisi Abdülkerim konusu çok enteresan. Evet, konu. Nörolojik kulüp doktoru diyor rapor, hani nörolojik olarak 2 hafta tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Biz de diyor ona göre bir karar aldık. Abdülkerim şey kadrosunda mı, hazırlık maçı kadrosunda? Kadroda var mı? Şimdi, ama hani götürüyordur belki orada. Ha, belki olsun ekipli isteyelim olarak. Çünkü eğer öyle bir şey yoksa hocaya yanlış bilgi de verilmiş olabilir. Yani Abdülkerim'e bile belki bu konuda yanlış bilgi verilmiş olabilir. Allah korusun, bu dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın idman yaptın, Merih Çağlar oldu ya, Allah korusun. Evet. Hani bu bilek burkuldu, oldu bu oldu. Uzak olsun da. Çok da formda bir oyuncu, çok da lazım bir oyuncu Abdülkerim. Umarım aramayız. Onun dışında şeye katılıyorum. Üçlü oynama meselesini Çek Cumhuriyeti'nin başka bir takımla yaptığı maçı bu masaya getirmenin çok bir anlamı yok. Bizim takımımız farklı. Bize çok uygun bir sistem değil. Bak Valerian de çok zorladı. Onun sonu meçhul oldu hocam, belli zaten. Hiç gerek yok. Bir fikstürümüzü hatırlayalım. Şu aralar Hırvatistan'la da Galler karşı karşıya geliyor. Canlı skorlardan da bakayım o maçta herhangi bir skor değişimi var mı? Şu anda 0-0 devam ediyor. 13. dakikası oynanıyor. Bursa'da Hırvatistan'da 22.45'te salı günü 21.45'te düzeltiyorum. Karşı karşıya geleceğiz. Galler'de Letonya ile oynayacak. İlk pencerede maç programımız bu şekilde. Biz galibiyetimizi aldık Ermenistan deplasmanında. Önemli bir galibiyet. Ülke açısından da önemli bir galibiyet. İstiklal Marşımızın ıslıklandığı bir ortamda bize gösterilen muamelenin son derece dostluktan uzak olduğu, işte milli takımımızın kafilesinin bekletildiği vesaire vesaire, oradaki arkadaşlar yazıyor. Hani çok da fazla bunları kaşımak istemiyorum. Bunlar hoş değil ama az çok bekleniyordu bu tarz bir ortamda oynayacağımız. Hani
rakibin bu motivasyonuna karşı aldığımız galibiyet çok daha kıymetli bizler için, çok daha özel. Bunun da altını çizelim. Bu açıdan bir kez daha tebrik edelim milli takımımızı. Çok kıymetli de bir galibiyet aldık. Artık Hırvatistan karşısında ilk ikideki pozisyonumuzun, vereceğimiz mesajın ne olacağına bakacağız. Salı günü iyi bir tribün desteğiyle, sabırlı, çok güçlü bir rakibe karşı iyi bir futbol ortaya koymayı temenni ediyoruz. İlk 3 puanımızı aldık. Tabii daha çok D grubunda başlangıç puan durumu bu. Şu sıralar Hırvatistan'la Galler 14. dakikası oynanan maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu da belirtelim. D grubunda 0-0'lık beraberlik var. Evren Turan, Ergin Aslan, ağzınıza sağlık yorumlarınız için. Teşekkür ederiz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize mutlu günler diliyoruz. Salı günü Türkiye-Hırvatistan maçı sonrası tekrar TV 8.30'da milli maçın ardından sizlerleyiz.